Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an videoyu saat 11'de yayınladığım için günaydın da diyorum. Bugün izinli olduğum bir gün. Okul başlayalı 3 gün oldu. Bugün 4. gün. Herkes okuldayken ben izin günümdeyim. Yani 3 gün okula gitmeme rağmen evde kahvaltı yapmayı özledim. Çünkü dolu dolu yapıyordum. Gerçi okula götürürken de kahvaltımı sağlam yapıyorum. Ama tabii evde yapmak apayrı oluyor. Şimdi kahvaltımı hazırlayacağım. Gün nasıl ilerler ben de bilmiyorum. Bugün evde olduğum için akşam yemeğimi de rahatlıkla hazırlayacağım. Okuldan gel telaşı olmayacak benim için. Şimdi hemen mutfağa gidelim. Kahvaltımızı hazırlayalım, sonra devam edelim. Arkadaşlar, önceki videomda söylemiştim teyzemin reyhan yolladığını. Şimdi bunlar taze tazeyken kendime güzel bir salata yapmak istiyorum. Ben kahvaltıda salatayı çok severim. Domatesler de köy domatesi. Şimdi tost makinesini de açtım. Salamlı tost yapacağım kendime. İçine peynir koymayacağım. Bu arada makine ısınırken ben de çayımı demleyeyim. Çayımı da demledim. Kapağını kapatalım. Arkadaşlar, şimdi tostum olmak üzere. Şöyle tabağımı alıyorum. Salatamı kenarına döküyorum. Çayımı da dolduruyorum. Ve odaya gidelim. Perdeleri daha açmadım. Şöyle ben bir perdeleri de açayım. Evi havalandırmıştım. Ama perdeleri açmadım. Evet, şimdi artık kahvaltımı yapabilirim. Şöyle getirdim. Ben şöyle güzelce bir kahvaltımı yapayım. Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar, ben yemeğimi yedim. Şöyle masayı falan topladım. Evi de biraz topladım. Süpürge makinesini getirdim. Şimdi böyle her yeri güzelce bir süpürmem gerekiyor. Evi süpürdükten sonra mutfağa geçeceğim. Yemek falan hazırlayacağım ama ne kadarını çekerim bilmiyorum. O yüzden şimdi hemen süpürmeye başlayalım. Evin her yerini süpüreceğim. Thank you.
Evi süpürdüm. Şöyle makineye atmadığım bulaşıklar vardı. Bu kovalar bana lazım oluyor eninde sonunda. O yüzden atmıyorum. Şimdi mutfağa geldim. Dediğim gibi temizlikten sonra yemek yapacağım demiştim. Ne yapacağım konusunda hala karar vermedim doğrusu. Ama böyle salçalı bir bulgur pilavı yapayım diyorum. Yanına da patlıcanlı bir yemek yapabilirim. Şimdi hep beraber bakalım ne yapacağım. Bir tane biber aldım. Şimdi bunu doğrayacağım. Ocağın altını yaktım. Şimdi patlıcan yemeği için patlıcanlarımı soyuyorum. Biberlerim fazla pişmiş. Salçamı ekliyorum. Bulgurumu ekliyorum. Suyumu ekliyorum. Tuzumu koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Soğanları tavama koydum. Salçasını koyuyorum. Patlıcanlarımı ekliyorum. Tuz. Biraz şöyle karıştırıyorum. Suyunu ekliyorum. Arkadaşlar, eşim geldi. Şimdi yemekler pişerken biraz haberleri izleyelim biz de. Arkadaşlar, ben şöyle semizotlu cacığımız var. Onları böyle cam kaselerime koydum. Patlıcanlar pişti. Pilavı şöyle siyah bir tabağa koydum. Biraz da yarım salatalığım kalmıştı. Onu da getirdim kalmasın diye. Şimdi bunları sofraya götüreceğiz. Daha bundan sonraki kısmı çekmem. Daha sonrasında tekrar görüşürüz. Diğer günden merhaba arkadaşlar. Video orada durdu. Buradan devam ediyor. Şu an hafta sonu. Esra ile Sefaköy'de buluşacağız. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Bir yerde oturup böyle bir çay kahve falan içeriz belki. Eşim şimdi bana Sefaköy'e kadar eşlik edecek. Ondan sonra bir yerde ayrılacağız artık. Şimdi gidelim, Esra'yı aldığımızda tekrar görüşürüz. Arkadaşlar, biz bir mekana geldik. Tabii o kısımları çekmediğim ve Esra yanımda. Görüştük sonunda. Aynen. Hasret gidereceğiz şimdi. Artık kaça kadar muhabbet ederiz. Şimdi biz siparişlerimizi verdik. Öyle bekleyeceğiz, biz muhabbet edeceğiz. Sonra belki gezeriz de. Önce oturalım dedik. Biraz böyle muhabbet edelim. Ondan sonra belki tekrar Armani'ye gideriz. Mağazalara bakarız. Evet. Görüşürüz sonra. Arkadaşlar, biz şimdi çıktık. Nereye gideceğiz? Armani'ye. Armani'ye gidiyoruz arkadaşlar. Armani de şurada. Hadi gidelim. Sen de kalın.
bir şey. Salata bir şöyle çeke çeke gideyim mi? Hadi hiç çekemiyorum ya. Ama evin önünde falan olsam rahatça çekerim ya. Kadar tehlikeli. Arkadaşlar biz şimdi AVM'ye girdik. Fiyatların ne kadar pahalı olduğundan bahsediyorduk. Gerçekten şey o kadar pahalı olmuş ki. Yani bir tesettür kıyafeti, böyle takım kıyafet diyelim ki, 500 liraya rahat içinizin sineceği bir şey alabilirsiniz. Önceden biz, Esra'ya şimdi onu söylüyordum. Abiyelerimizi önceden 500 liraya alıyorduk, 400 liraya alıyordu. Her şey çok pahalı. Yani şu an mesela önceden daha çok girerdim ben mağazalara. Tabii canım. Ama şu an böyle girmesem de diye düşünmüyorum yani. Sosyal medyada daha... Gidiyor. Arkadaşlar biz yemek siparişimizi verdik. Şimdi bekliyoruz. Çok açıldım. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Tabii evet, karnımızı doyurduk. Biraz böyle kopuk kopuk oluyor sanki ama biz çok güzel vakit geçiriyoruz. Şimdi ne yapacağımız da belli değil. Eve mi gideceğiz? Gezeceğiz mi? Bakalım. Ben çok seviyorum. Böyle. Bu gömleğin fiyatı değil mi? 300 lira. Şey, süveterin fiyatı, süveterin de 300-600 lira. Sadece böyle 600 lira. Pantolon da 1000 lira. Aa, burada ceketler varmış. Evet, çok güzelmiş. 36. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl 700 lira ya? Sen çevir çekip böyle bir... Şunun böyle sana olan bedenini giysem üstünde merak ettim. Bana ver onu. Çok güzel oldu ha. Gördüğünüz ceket 700 lira. $400. Şu çantaları oğlum neler sığdırıyorlar, bir ben sığdıramıyorum. Ne fiyatı ne kadar? $130. Matrix ceketi buldum Esra. Kesinlikle Matrix ceketi. Zaten 1000 lira. Güzelmiş. Çok tontiş duruyor. Şu renkli bir kazak giyeceksin. Ne kadar bunun fiyatı? 230 lira. Arkadaşlar. Ah, 160 lira. Anne. İç gömlek 160 lira. Bıktırıcı. Aa, az önceki 700'dü, bu 600 lira. Çünkü klasik bir model bu. Evet, indirimde olan bir ürün. 310 lira. Böyle bir elbise. Ay, bu etekler ne kadar güzel. Fiyatı ne kadar? 230 lira. Şöyle beyaz bir şeyle kombinlesen 255 lira. O da 230 lira. Evet, kışın siyah bir kazak olabilir. Güzel. Ama az önceki daha güzeldi bence. Biz dizgiyiz ya. Evet, o da güzel ama. O da güzel. Fiyatı ne kadar yazmıyor. 500 yani idare eder. Şu tepsinin fiyatı 280 lira.
Şu an İngiliz Home'dayız. 105 lira. Silikonlu buralara. Bu ne? Çok tatlı. Çok tatlı bu. Çok tatlı. Şu tahtı mesela ne kadar? 111 lira. Şu en üstteki minik tahtı da 100 lira. Of, şu şeffaf şeyler de çok güzel. Ama senin daha kalitelileri olduğu için tatlım. Canım. Tapır ile bunun arasında dağlar evet, kadar fark var. Ben sandım şey diyor. Baharat tutuyorum. Burası gerçekten mutfak gibi yani. Abo. Ne kadar büyük. Çok büyük. Ama bu da çok güzelmiş. Bu plastik mi üstü acaba? Ay bu da çok güzel Esra. Şuna bak. Ve arkadaşlar şu an akşam vaktindeyim. Yatak odasına geldim. Her akşam yaptığım rutinimi sizinle paylaşacağım. Önce paylaşmayı düşünüyordum ama böyle denk getiremiyordum. Geç uyuyoruz. O böyle uyku haliyle video çekemiyorum. İşte mesela bu şalımı örttüm. Yani genelde bunu çok sık kullanmıyorum. Normalde tabii hani örtmeden sürdüğüm için daha rahat olmuş oluyor. Bu dolabının içindeki kozmetik ürünlerimi göstereceğim. Kremler, işte makyaj olarak ne kullanıyorum, ne var. Onları sizinle paylaşacağım. Çekmecelerini göstermeyeceğim. Çekmecelerinde ilk katında benim ıvır zıvırlarım var. Diğer katlarında sadece tülbent ve patiklerim var. Onları yazın da kaldırmadım bu arada. Böyle rahatlıkla bulup ve kullanayım diye. Şimdi hemen şurayı açalım ve bakalım. Şimdi arkadaşlar aynadan beni görüyorsunuz. Şimdi hemen dolabımı açalım. Ve hemen ilk kata şöyle bakalım. Bunlar farkındaysanız bu arada hiç ben burayı düzenlemedim. Çok bu videoyu ani çektiğim için direkt olduğu gibi paylaşıyorum sizinle. Gece losyonu, bunu her gece kullanıyorum. Burada da argan yağlı nemlendiricim var. Bunu gündüzleri kullanıyorum. Hemen şu arka tarafta saç jölesi var. Bunu eşime almıştım, çeyizine. Şu yüz temizleme sütünü de kullanıyorum. Birini bir gün kullanıyorum, birini bir gün kullanıyorum. Bu arada böyle her gece bu jel ve temizleme sütünü kullanmıyorum. Araya bir gün koyuyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün temizleme jelini kullanacağım. Yarın hiçbir şey kullanmayacağım. Sonraki gün şu temizleme sütünü kullanacağım. Bugün sıra temizleme jelinde olduğu için onu kullanacağım. Şu arkadaşlar efsane bir krem. Benim bütün ürünlerim zaten Ersal'ın. Sadece şu farklı markalar. İşte Avon'un markaları falan var aşağıda. Onlar bana hediye olarak gelenler. İşte bunu eşim almıştı. Sanayide çalıştığı için Arko kremi böyle dolu dolu kullanıyor. Benim bu kremlerim böyle nazik ve az kremler olduğu için. Bu arada ben ona hani kullanmaması, kullanamaz diye bir şey söylemedim. Yani onun kendi tercihi. Şu altın maske de çok güzel. Sadece kendim için kullanmıyorum. 30 yaş üstü için eşime yani eşime daha uygun bu krem. Bir de burada yine eşime almıştım. Ayakta olduğu için, sanayide olduğu için ayak bakım kremi de ona. Şöyle alta geçiyorum. Arka tarafta vişne çekirdeği yağı var. İlerideki seneler için almıştım. Yine şu Ersa ve şuradaki rolonlar. Ersa'nın Avon'un bir tane rolonu bu. Bir tane rolunda burada. Bunlar bana çeyizime gelmişti. Bir ablamız hatta. Benim eltimin bir akrabası. Adını şu an bilmiyorum. Kusura bakmasın eğer izliyorsa. O bana hediye etmişti kınamda.
Burada güneş yağı var. Burada saç bakım toniği var. Saçlarım ıslakken bunu sürüyorum. Mesela şuradaki allık. Bu arada arkadaşlar makyajlarım da bu kadar. Eşimin telefonunu getirdim şimdi. Işığını tutuyorum. Benim bütün makyajlarım burada gördükleriniz. Ekstra hiçbir şey yok. Bunu ben 2-3 sene önce almışım. Hala kullanmamışım. Ne için kullanıldığını açıkçası bilmiyorum. Yani far için mi ya da böyle gölgelendirme için mi kullanılıyor bilmiyorum. Bu far paketi, bu da yine 2-3 sene önce falan almışım ama bakın o kadar az kullanılmış ki kız kardeşim kına makyajımı bile bu kutudan yapmıştı diye hatırlıyorum. Onun dışında şu Ersa'dan aldığım maskara var. Bu çok kuvvetli ve sağlıklı bu arada. Herhangi bir zararı yok diğerlerine nazaran. Tabii ki kozmetik ürün yani faydalı olacak değil tabii ki. Yine şu Avon'dan gelmişti. Rimmel bu. Göz kalemleri bayağı var bende. Çünkü göz kalemlerini seviyorum. Ama yine denk geldi. Bunu tabii Ersa'nın göz kalemi. Şu. Şurada bir tane sanırım bu ruj mu? Yok. Nair. Nail polish yazıyor bu. Oje. Hiç kullanmadım ama burada duruyor. Çeyizimde hediye olarak var olduğu için atmadım. Şu parfüm eşimin parfümü. Birkaç kere kullandı. Altta şurada sizin tam net göremediğiniz şu kutunun içinde iki paket var. Biri boş sanırım. Stokladığım Ersa diş macunları. Şu şampuan. Aloe Vera özlü şampuan yine çeyizime gelmişti. Bu rolon da çeyizdeydi. Şu da duş jeli sanırım. Bu da çeyizime gelmişti. Ve hatta buradaki parfümde. Onun dışında şurada eşime aldığım tıraş seti var. Fakirin almıştım. Bim'den aldım. Kullanıyor bu arada. Sakal tıraşı olurken bunu kullanıyor. Tabii hiç saç tıraşı yapmadı bu zamana kadar. Onu riske atamaz. Bir de şurada Braun'un saç kurutma makinesi var. Bunu ben kullanıyorum. Ve arkadaşlar ben bu saç kurutma makinesini üniversiteye başlamadan önce babam almıştı. Böyle bir züccaciye mağazasından almıştık. Yani ben üniversiteye 2014 yılında başladım. Neredeyse 10 yıldır ben bunu kullanıyorum aslında. Şimdi buradan alacaklarımı alacağım. Alacaklarım da şurada. Yüz temizleme jeli. Şöyle şuraya koyalım. Bir de şurada gece bakım losyonunu alıyorum. Ve hemen gidelim. Ve arkadaşlar şimdi şöyle gitmeden önce tekrar size göstereyim. Ben bunları her akşam yapıyorum. Faydasını görüyor muyum? Önce onları söyleyeyim. Arkadaşlar faydasını görmesem bu kadar uğraşmazdım. Belki başka kremler, diğer markaların kremleri falan da ya da jelleri, güzel ürünleri işe yarıyordur. Ama ben bunları aldım ve bunlardan memnunum. Daha da üstüne çıkmak da istemem açıkçası. Şimdi ben bu yüz temizleme jelini şöyle kullanacağım. Şöyle göstereyim size. Bu bayağı böyle aloe vera'nın içindeki o sıvı şey var ya ona benziyor kıvamı. Ben şimdi suratımı ıslatmam gerekiyor. O kısımları maalesef çekemeyeceğim. Şalımı çıkaracağım. Suratımı ıslatıp bununla temizleyip sonra geliyorum. Ve arkadaşlar ben yüzümü yıkayıp geldim. Zaten hemen yıkayınca böyle bir suratım kızarıyor benim. Hemen şöyle burnumu şöyle yapayım. Burnum kızarır öyle. Şöyle farklı bir bonem var benim. Şöyle tam geçirmelik bir bonem var boynu kapatan. Hatta şöyle göstereyim bakın. Beyaz bir bone. Bunu iyice sıkıcı olsun diye bağladım. Şimdi şöyle size gece bakım losyonumun yapısını da göstereyim. Bakın şu oje suratımı öyle bir kuruttu ki yani mat yaptı. Mesela suratımı onunla temizledikten sonra şöyle yakına geleyim. Onunla temizledikten sonra suratım böyle matlaşıyor. Benim suratım biraz yağlıdır ama dışarıdan yağlı olduğu belli olmaz. Sivilcelerimin artmasının sebebi de artık cips yemeye başlamış olmam. Yani yazın dikkat ettiğim o serüven kışa girdikten sonra, işte okullar başladıktan sonra artık o disiplin maalesef bitti. İnşallah tekrar yememeye başlarım. Şimdi Kübra bu kremler etki etmiyor mu, yaramıyor mu? Bunlar bakım losyonu. Vücudun nefes almasını sağlayan, arındıran, temizleyen şeyler. Akne dediğiniz, sivilce dediğiniz şey de
dış yüzeyle ilgili değil. Sizin tamamen kendi kanınızla, yapınızla ilgili bir şey. Şöyle sürüyorum. Şimdi üzerimde şal olmasaydı daha rahat şöyle yaya sürecektim. Konuşamıyorum da. Genelde kremlerin şöyle göz altlarını sürmeyin diyorlar. Sanırım orayı nemlendirip ileride sarkma yapmasın diye. Tam bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın şuraların bile kupkuru. Şimdi o temizleme jeliyle her yerini yıkadığım için suratımın her yeri kuruyor. Zaten böyle yağlı bir yapısı var ama sürdükten sonra vücut böyle kremi emdikten sonra zaten çok kalmıyor. Sabah uyandığımda mesela hafiften bir kokusu. Bu arada bu kremlerin her birinin kokusu çok güzel. Ama az önce gösterdiğim el vücut kremi var. Onu da elime sürüyorum. Şimdi birazdan onu da yapacağım zaten uyumadan önce. Ama o el vücut kremini elime ışıkları kapattıktan sonra sürüyorum. Yani en ufak hiçbir şey suya girmeyecek elim. O şekilde sürmeye çalışıyorum. Şimdi şöyle çenemin altına da sürüyorum. Kamerayı kapattıktan sonra zaten şöyle iyice içlerine falan geçireceğim. Sadece şu an dikkat etmem gerektiği için bu şekilde örtmek zorundayım. Ha, sözüm hep yarıda kalıyor. O el vücut kremi o kadar güzel kokuyor ki size kokusunu anlatamam. Bir de yani Ersad'ın kokusunu beğendiğim çok şey var ama mesela argan yağlı nemlendirici de çok güzel kokuyor. İkisi arasında tercih yaparsam sarı paketli olan daha güzel. Ama o nemlendirici değil. El vücut bakım kremi. Bir bu. İki Ersad'ın argan yağlı şampuanı. Üç de saç bakım kremi. Ben önceden saç bakım kremini yani bekarken evlenmeden önce kullanmıyordum. Saçlarım böyle vitaminsiz. Şu an vitamin ilaçları kullanıyorum da o D vitamini, demir vitamini eksikliğinden saçlarım dökülmeye başlamıştı. Ben de artık hani dedim ki daha iyi bakmam gerekiyor. Saç bakım kremini de kullanmaya başladım o yüzden. Şimdi şöyle kıyas yapıyorum. Biz kız kardeşimle argan yağlı şampuanı çok seviyorduk. Ve yani saçımıza da çok iyi geliyordu. Ama o saç bakım kremi hem çok iyi geliyor hem de kokusunu size anlatamam. Gerçekten çok güzel. Bu arada gece vakti olduğu için sesim biraz az geliyor olabilir. Tabii herkes uyuduğu için ve cam açık olduğu için böyle çok gürültü yapmamaya çalışıyorum. Yani bu sivilcelerimin tek çözümü de kesinlikle abur cubur yememem. Bu da benim için zor bir şey. Şu mesela burnumun şu kısımlarına da sürüyorum. Çünkü buralarım da kuruyor. Yani şöyle mimik yaptığımda beni gelecek hiçbir yerin olmaması lazım. Ama gündüz vaktinde mutlaka argan yağlı nemlendiriciyi, sabah okula giderken nemlendiriciyi mutlaka sürüyorum. Hele kış vaktinde suratım o kadar kuruyor ki. Evet. Şimdilik size el vücut bakım kremini de şöyle göstereyim. Şurayı açalım. Şuraya koyalım. Ve şunu şuradan alalım. Bakın. Merak edenler için şöyle adını da göstereyim. Diğer kremlerin adı yok ama bu kremin adı var yani. Bunu bulmanız daha muhtemel. Pişman olmayacaksınız. Şimdi bunu da alıyorum. Normalde dediğim gibi daha geç sürerim. Ama sizin için şöyle yapısını da göstereyim. Bozulmuş yoğurt gibi duruyor. İçinde çok kimyasal olmadığı için hatta hiç kimyasal bile olmayabilir. Şimdi net konuşmak istemiyorum. Böyle hizalı bir gidişi yok. Bakın dağınık dağınık geldi. Bu tabii içinde kimyasal olmadığının göstergesi de değil de. Şimdi koyalım ve kapatalım. Önce şuraya şöyle yapalım. Tabii yüzüğümü unuttum, saatimi unuttum. Biraz daha normal uyuduğum saate göre şu an saat erken olduğu için saatimde yüzüğümde bende duruyor. Gün içinde dışarı çıktıysam daha saatimi ve yüzüğümü akşam uyuyana kadar çıkarmıyorum. Uyurken çıkarıyorum. Şimdi şöyle iyice elime getiriyorum. Bu
gece bakım losyonundan daha yağlı bir krem. Ne kadar şöyle gezdirsem gezdireyim. Bakın parlıyor mu size bilmiyorum. Şöyle yaptığımda belli oluyor herhalde. Yağı geçmiyor. Benim böyle ellerim anneme benziyor. Ben anneme benzetiyorum. Eşim de bu arada anneme benzetiyor. Damarlarımız çok belli oluyor. Annemin de öyle. Mesela ayaklarımız da çok belli olur. Artık günümüz şartlarında elimiz çok bulaşığa girmiyor. Eski zamanlarda olsa daha şey olur ama kış vakti yaklaşıyor ya arkadaşlar. Benim vücudum soğuktan daha çok etkileniyor. Böyle kupkuru oluyor. Sürekli dışarıda şöyle şöyle yapasım geliyor. Arkadaşlar, ben de şöyle elime krem gezdirirken videomu burada sonlandırayım. Umarım sizin de keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Size bir günümü tamamen sabahtan akşama kadar ne yaptığımı inşallah bir gün çekeceğim. Çünkü sabah uyandığımda gittiğimde de nemlendirici sürüyorum suratıma. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle yaklaşık 5-6 aydır bu abone olmanın üzerinde çok durmadım. Artık 2000'i, o hedefimi 2500'ü geçtiğim için çok sesimi çıkaramıyorum. Abone olanlara, bana destek verenlere, yorum yapanlara buradan çok çok teşekkür ederim. Siz yine de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.